Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mütteka kitabımızdan babu sucudu tilave. Tilavet secdesi babına bölümüne geldik. Tilavet secdesi demek Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri okunduğu zaman gerekli olan bir secdedir. Yecibu tilavet secdesi vacip olur. Ala men tela ayeten min 14 ayetin fi ahir araf. Şimdi sayacak sureleri Kur'an-ı Kerim'den 14 ayetten bir ayet okuyan kişi üzerine secde vacip olur. Fi ahir araf. Araf suresinde ve Ra'd suresinde ve Nahl suresinde ve İsra suresinde ve Meryem suresinde ve Hac evvelen. Hac suresinin evvelki ilk olanıdır. Şafilere göre ikincisidir diyor. Bize göre evvelki ilk geçen secde ayetidir. Vel Furkan suresi ve Neml suresi ve Elif Lam Mim Tenzil secde suresi ve Sad suresi ve Fussilet suresi ve Necim suresi ve İnşikak suresi ve Alak İkra suresi. Bunlar 14 tanedir. Bunları okuyan kişiye vaciptir. Ve alem men semia bunları okuyandan işiten kişiye de. Velev gara kasıdın, kastıyla olmasa da, farkında olmadan dinlemiş olsa da, onun üzerine vaciptir. Yalnız bu durumda tabii ki cünüp ise vacip oluyor. Ne yapar? Gusledip secde yapar. Ama hayızlı ise, nifaslı ise, deli ise, çocuk ise, kafir ise bunlara vacip olmaz. Bunlar ibadete ehil değil o anda. Ve alel mü'temmi bitilaveti imamihi. İmam okuduğu zaman peşinde olan cemaatta bu okumak sebebiyle imam gibi namazda secde edilir. Ve la yecibu bitilavetihi asla. İmama tabi olan kişi kendisi ayetlerin imamın peşinde olduğu halde secde ayetini okusa orada ne namazın içinde ne namaz dışında secde etmesi gerekmez. Çünkü o imamına bağlıydı. İlla ala ma semia lese mahu fissalah. İlla ancak gerekir ala ma okşi ala sami'in. İlla ancak vacib olur ala sami'in işiten kişiye ki leysi ma'hu fissalah. O kişiyle beraber aynı namazda değil. Sen tek başına bir namaz kılıyorsun. Dışarıdan birisi secde dersini okursa o zaman o secde seni bağlar. Namazdan sonra onu ne yaparsın? Secde edersin. Ve lev semi'a el musalli mimmen leysi ma'hu fissalah. Namazda kendisiyle beraber bulunmadığı kişiden işitmişsin bu secde ayetini de tutuyorsun bunu. Secde yapmak istersen la yescudu fissalah. Onu namazında yapamazsın. Şu namazın içindeki bir ayetten dolayı değildir. Yescuduha badeha. Ve onu namazdan sonra secde eder. Şu namazın içinde okunan bir kıraat değildir. Fe in secede fiha. Eğer namazda o secde yapsa la tecüzü. Secdesi caiz olmaz. Sonradan ne yapacak? İade edecek. Ve la tebtülü salatı. Namaz bu sebeple batıl olmaz. Çünkü namazda secde var zaten. Ona benziyor. Lev semi'an min imamin. Birisi dışarıdan geldi baktık imam namaz kıldırıyor. Ondan secde ayetini işitti. Fakteda bihi imama uydu. Kabil en yescüde imam daha secde etmeden evvel imama uydu. Ne olur? Secde mehu. İmam secde giderse onunla beraber o da secde yapar. Ve niktida badem ma secde. İmam secde yaptıktan sonra duyduğu ayeti imama uymadı da bekledi. İmam secde yaptıktan sonra imama uysa. Evet. Fein fi tilker rekatı. O aynı rekatta ise durum. Aynı rekatta olmuşsa bu olay. La yescüde asla. Daha sonra kendisi namazdan sonra da secde etmez. Çünkü rekatında ne var? Rükû var. Ayetin rekatının sonunda secde var. Ve in fi gayriha. O rekatın gayrisinde, o rekat bitti de başka bir rekata geçirmişse secdeha harice salatı. O zaman bu adam ne yapacak? İmamından hariç olarak namazdan sonra o secdeyi ayrı başına kendisi yapacak. Kemalev lem yak dedi. Nasıl ki bu hiç uymayan, hiç imama tabi olmayan kişinin yapacağı hüküm de budur. O imamdan secde ayetini duydu ama imama uymadı. Ne yapar onu? Hariçte secdeyi yapar. Ve la tukuda salati yetu hariceha. Namazda okunan secde namazın dışında kaza edilmez, eda edilmez yani yerine getirilmez. Neden? Çünkü namazdaki rükû ve secde o secde yerine geçiyor. Sümme dekale telaha kişi secde ayetini okusa sümme dekale fissalat sonra namaza girse ve adeha tekrar namazda aynı ayet okusa ve secdese kefethu anit tilaveteyni iki okuduğu secde ayeti yerine buna o yeterlidir. Namazdaki okuduğu demek ki asıl oluyor. Öteki sonra tabi olur.
Ve in secedelil ula, ilk okuduğu secde için secde etse, sümme şeraf fis salati, namaza sonra başlasa, ve adeha, namazda o secde etini tekrar etse, yescudu uhra, onun için ayetten bir secde daha yapacağız. Çünkü ne oldu? Evvelkinin secdesini yapmıştı. Ve lev kerrere ayeten vahadeten, bir secde ayetini birkaç kere okusa tekrar etse aynı ayeti, bir meclisin vahidin bir yerde, bulunduğu bir odada, bir koltukta oturuyor, orada tekrar etti. Kefetü secdetun vahidetun, ona bir secde yeterlidir. Çünkü hepsi sebebi aynıdır. Ve in beddeleha, ayeti değiştirip başka ayet, bu 14 ayetten diğerlerini okursa, evil mecliste ya da oturduğu yeri değiştirirse, la, yani la yekfihi, la tekfihi secdetun. Ona bir secde etmez. Hepsi için ayrı ayrı secde etmesi lazım. Ve tesdiyetü seb, kumaş dokuma için kurulan tezgahlar var. O tezgahlar ve diyasetü, harman döven hayvanların dolaşarak harmanı dövmeleri, ekini dövmeleri. İntikalü min gusnin ila gusnin, bir ağaçta meyve topluyordu, dallardan diğer dala geçmek. Bu gibi hareketler tebdilün, mekanın değişikliğidir. Yani o kumaşı dokurken ilk düğümlerin bağlandığı yerde okusa, sonra bir iki metre gidip öteki yerde okusa, biraz daha ileri gidip orada okusa, tekrar geri gelip okusa, veya hayvan sürekli hayvan döven döverken, harman üzerinde ekinde dolaşırken o dolaştığı yerlerde okusa, sürekli hareket halinde yani, daldan dala geçerek meyve toplarken her bir dalda başka bir ayet okusa veya aynı ayet okusa fark etmez. Yer değiştiği için hepsi için ayrı ayrı secde edecektir. وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلُسْ سَامِعْ, secde ayetini dinleyen kişinin yeri değişse, tekerrel vücub aleyhi, secdenin vücubu onun üzerine tekrar eder. Her bir değiştirdiği yerde duyduğu secde ayeti için secde yapacak. وَنِتَّحَدَ مَجْلُسْ تَعْلِي, secde ayetini okuyan kişinin, o hafızın oturduğu yer tek olsa bile, eğer dinleyen için yeri değişiyorsa, o zaman dinleyen dinlediği yerler itibarıyla değişik ayetleri duymuş gibi oluyor. Hepsi için ayrı ayrı secde edecek. اَنْتَبَدَّلَ مَجْلُسُ tali, okuyan kişinin meclisi değişse, okuyan hafız evin sağında, solunda, ötede, böyle dolaşarak okuyor. وَتَّحَدَ مَجْلِسُهُ, dinleyen kişi ise oturduğu yerdedir, kımıldamıyorsa, bu durumda la, yani tekrar etmez, secde tekrar etmez, bir secdeyle kurtar. Ve keyfiyetuhu, secdenin yapılış şekli nedir? En yescüde bir şeraitı salah, namaz şartları yani temizlik, kıbleye dönmek, niyet gibi şeylerle beraber namaz nasıl giriyoruz? Secde edecek işte. Bu namaz şartlarını toparlayan bir şekilde secde edecek. Beyne tekbir teyini, iki tekbir arasında Allah-u Ekber deyip secde gidiyor. Sonra iki secde alıyor. Tekrar Allah-u Ekber kalkıyor. Min gari ref'i yedin, el kaldırma olmaksızın iftar tekbiri değil yani. Vela teşehhüdün, teşehhüd de yok burada. Salli barik yok yani, teşehhüd yok. Vela selam, selam da yok. Yani Allah-u Ekber deyip secde gidiyor. Sonra Allah-u Ekber deyip kalkıyor. Tek secde yapıyor yani. Allah-u Ekber, iki tekbir arasında yani tek secde yapıyor. Secdede üç defa Subhan Rabbil Ala diyor. Allah-u Ekber diyerek Semiyana ve Ata'ana Gufran-ı Rabbena ve Kemas'ı diyor. Ve kürihe en yakra sureten, bir sure okuyor da veya ayete secdeti, secde ayetini terk etmesi, oraya atlaması mekruhtur. La aksuhu, tersi mekruh değildir. Yani sırf secde ayetini okuması mekruh değildir. Ve nüdü, hatta secde ayetini okuyarak peşinden dua etse, duası kabul olur diye bir rivayet var. Ve nüdü be en yadunme ileyha ayeten ev ayeteyni kableha. Secde ayetinin evvelinden bir iki ayet, secde ayetinin eklemesi menduptur, müstehaptır, güzeldir. Ve stansiyene, güzel görüldü namazın haricinde. İhfa'uha, secde ayetini gizlemek, anis sami'in, işitenlerden. Belki adam hazır değildir, abdesti yoktur, secdeyi yapamayabilir. O halde ne olacak? Üzerinde kalabilir. Yüzden ve tukuda secde kaza edilir. Vaktinde yapılmamışsa, okunur okunmaz yapılmamışsa hemen ne yapılır? Sonra kaza edilir, yerine getirilir. Evet. Secde ayeti müstahap vakitlerde okunsa sorun yok, hemen secde yapılır. Mekruh vakitlerde okunsa yine secde yapılabilir. Neden? Çünkü o anda vacib olmuş oluyor. Dolayısıyla vacibin tekerrürü sebebiyle o secdeyi ne yapabilir? O anda yapabilir. Secde ayetin meselesinde bantlardan okunursa, mikrofondan okunursa, ses yankılasa bile ihtiyaten secdenin yapılması lazım. Radyodan, televizyondan, banttan dinlenen secde ayetlerinden dolayı da secde yapılması gerekiyor. Secde ayetlerin hepsi bir yerde okunup secde yapılarak dua edilirse duası evet olunmaz, kabul olur inşallah. Bu ayetler Cenab-ı Hakk'a tazim hürmeti, secdeyi gerektirdiği için müşrikler bunun karşısında kayıtsız kalıp
secde etmediler. Belki bazıları kendi ilahlarına secde ettiler. Biz onlara muhalefet ederek ne yapıyoruz? Allah için secde ediyoruz. Mutlaka secde edilmesi lazım. Şeytan secde etmedi, kovuldu. Biz secde ederek Cenab-ı Hakk'a yakınlaşacağız.